Bugün de her zaman olduğu gibi hem Türkiye hem dünya gündeminden önemli haber başlıklarını sizler için değerlendireceğim ve tabii ki bunların hem piyasalara hem de ekonomiye yansımalarını konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Hem dünyadan hem de Türkiye'den çok kritik haber başlıkları ve veriler geliyor. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Ve bütün bu akışta aslında Türkiye'de doların daha ne kadar yükselebileceğini gösteriyor, işaret ediyor. Görüyorsunuz dolar çok ciddi anlamda dalgalanıyor. Önce 7.48'e gitti Merkez Bankası Başkanı değiştirildikten sonra. Sonrasında 7.70 seviyesine kadar düştü. Dün 8.45 seviyesine kadar bir kez daha yükseldi. Şu sıralarda da 8.30 civarlarında geziyor. Gelişmekte olan ülkeler arasında sadece bizim Türk liramız mı değer kaybediyor sorusunun cevabı elbette hayır arkadaşlar. Amerika'da hazine tahvilleri yükseldikçe gelişmekte olan ülkelerdeki para çıkışı hızlanıyor. Bu para çıkışının hızlanmasıyla birlikte Brezilya'da da para birimi değer kaybediyor. Arjantin'de de, Güney Afrika'da da. Buradaki kritik mesele bizim o ülkelere göre çok daha yüksek faiz veriyor olmamız, o ülke para birimlerine göre bizim para birimimizin çok daha hızlı değer kaybediyor olması. Önemli bir ayrışma arkadaşlar. Bunu özellikle belirtelim. Ve bu ayrışmanın temel nedeni de o ülkeler uluslararası nedenlerle paralarının değer kaybettiğini görüyorlar. Biz hem uluslararası nedenlerle hem de ulusal nedenlerle paramızın değer kaybettiğini görüyoruz. Onların parası bir değer kaybediyorsa bizim paramız 3 değer kaybediyor, 4 değer kaybediyor. Bu çok kritik bir ayrışma özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bir başka önemli gelişme elbette Türkiye'nin cari açığı ile ilgili konu. Aylardır bu konunun üzerinde duruyorum ve ödemeler dengesinin çok ciddi bir problem olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Nedir dış ticaret açığı arkadaşlar? İhracatın az, ithalatın fazla olması. Yani çok özetle söylemek gerekirse Türkiye yıllardır bu problemle karşı karşıya. Bu yönetilebilir bir şeydi en azından geçtiğimiz dönemde. Neden yönetiliyordu? Birincisi Merkez Bankası rezervleriniz doluydu. Merkez Bankası rezervleriniz dolu olduğu için bir şekilde absorbe edebiliyordunuz. Ve Türkiye bu kadar güvensiz bir ortamda değildi. Borçla en azından bu açığı döndürme şansına sahip olabiliyordu. Bugünse borçlanmaya kalktığında ya Türkiye'ye borç verilmiyor ya da verilse bile çok yüksek maliyetlerle ve kısa vadelerle veriliyor. Dolayısıyla bu da döviz üzerindeki riski arttırıyor arkadaşlar. Görünen o ki Şubat verilerine baktığımız zaman yıl sonunda 40 milyar dolarları zorlayan bir cari açıkla karşı karşıya kalacağız. Çünkü bu koşullarda Türkiye'ye bir turist gelmesi de mümkün değil. Sadece pandeminin yanlış yönetilmesinden dolayı bile Türkiye'ye turist akışının çok düşük olduğunu göreceğiz ama bunun yanına bir de İstanbul Sözleşmesi'ni koyun, katse yaptırımını koyun, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye mesafeli duruşunu koyun, yine Avrupa Birliği'nin İspanya, Yunanistan gibi ülkeleri daha çok kayıracağını düşünün. Türkiye ile Rusya ilişkileri yakın gibi görünüyor ama Rusya'nın bu süreçte Türkiye'nin pandemi riskini görüp turist göndermeme meselesini koyun. Totalde Türkiye'ye turizm akışının çok düşük olduğunu göreceğiz ve dış ticaret açığının turizm gelirleriyle kapatılması pek de mümkün olmayacak. Cari açık 40 milyar dolar olduğunda ne olacak? Elbette bunun bir şekilde finanse edilmesi gerekecek ve bunu finanse edebilmeniz için de ya Merkez Bankası rezervleriniz dolu olacak ya da yurt dışından bir gelir elde edeceksiniz. Borç ya da ihracat geliri. Bunları da elde edemediğiniz zaman sıkışıp kalacaksınız. Tıkandığınız noktada da bir döviz krizi patlayacak. Onun için bütün dünya ödemeler dengesini çok yakından takip eder arkadaşlar. Bizler de ödemeler dengesini çok yakından takip ediyoruz. Bu dış ticaret açığı bu şekilde devam ettiği sürece Türkiye'nin işi her geçen gün biraz daha zorlaşacak. Bunun yanına tabii ki Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasını, İstanbul Sözleşmesi'ni, Türkiye'ye uygulanabilecek katsa yaptırımlarını, Türkiye'nin kısa vadeli dış borçlarını vesaire bir yığın şeyi de eklediğiniz zaman dövizdeki bugün yaşanan kırılganlıkların az bile kaldığını görebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda rutin bir yükseliş içerisinde döviz. Önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle kırılmalar olacak. İşte ona biz devalüasyonist etki diyoruz arkadaşlar. 2018 Ağustos'ta olduğu gibi bir anda dövizin ikiye katladığını görebiliriz. Yani bugün 8 civarında olan dolar kuru bir anda 16-17 liradan işlem görmeye başlayabilir. O nedenle diyorum kara pazartesiyi daha biz yaşamadık. Kara pazartesi önümüzdeki dönemlerde yaşanacak. Ama çok uzun bir dönem sonra değil arkadaşlar. Bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra, altı ay sonra falan değil. Muhtemelen Türkiye bunu çok yakın bir zaman içerisinde görecek ve test etmek zorunda kalacak. Diğer taraftan tabii ki hazine tahvillerinin yükselmesi Amerika'da bütün gelişmekte olan ülke para birimleri gibi Türkiye'yi de etkilemeye devam ediyor. Hazine tahvillerinin yükselmesi dolar endeksinde yükselmesini beraberinde getiriyor. 93-94'ü zorlayan bir dolar endeksi bize şunu işaret ediyor. Demek ki Amerikan doları ve Amerikan hazine tahvilleri tekrar güvenli
güvenli liman olmaya başlıyor. Çok ciddi bir talep alınıyor ve tabii ki bu da gelişmekte olan ülkelerdeki para birimlerinin kaçmasını beraberinde getiriyor. Şimdi neden kaçıyor olabilir sorusuna biraz cevap verelim. %2'ye doğru giden hazine tahvilleri, Amerikan hazine tahvilleri, 93-94 civarındaki dolar endeksi, yani dolar olan talebin artması. Bunlar neden yaşanıyor? Gayet basit arkadaşlar. Eğer ki Amerika gibi güvenli bir limanda faizler %2 seviyesindeyse, politika faizinden bahsetmiyorum, tahvil faizinden bahsediyorum ve karşısında siz Türkiye gibi bir ülkeyseniz, yani kırılganlıklarınız fazlaysa, güven vermiyorsanız ve verdiğiniz sözleri tutmuyorsanız, 20 ay içerisinde 4 tane Merkez Bankası başkanı değiştirdiyseniz, o zaman yabancılar daha güvenli bir limana daha az bir karla gidebiliyorlar. Öbür taraftan %2'ye gelmiş faiz oranına baktığınız zaman Türkiye'de de şu anda %2'lik bir faiz ortamı var. Goldman Sachs'ın araştırmasına göre %18 civarında bir enflasyon gelecek Nisan ayında. %18'e çıktığında sizin reel faiziniz %1'e inecek. CDS'i hiç katmıyorum bile. Eğer CDS'i çıkartırsanız, yani oradaki 500 bas puanı da işin içinden çıkartırsanız, siz -4 falan veriyorsunuz reel faiz. Ama onu hiç katmıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar soruyorum sizlere. Türkiye'deki %1 ya da %2, hatta %3'lük bir faizi mi tercih eder yabancılar bu kadar riskli bir ülkede, yoksa Amerika'da %2'lik tahvil faizini mi tercih eder? Onu tercih ettiklerini de çok net görüyoruz. Bunun en önemli göstergelerinden birisi de borsadan geldi. Geçen hafta arkadaşlar %20 oranında yabancı payı düşmüş durumda borsada. %66'dan %44 seviyesine geldi. 2004 yılından bu yana en düşük seviyesi. Yani yabancılar çok hızlı bir şekilde dört nala Türkiye'den kaçmaya devam ediyorlar. Çünkü yabancıların burada durması için hiçbir sebep kalmadı artık. Bir yandan da dünya ekonomisinin tekrar canlanacağıyla ilgili bir yığın açıklama gelmeye başladı. Dünya ekonomisinin canlanması aslında gelişmiş ülkelerin daha çok canlanması anlamına geliyor. Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere gibi ülkelerin canlanması anlamına geliyor. Bu da gelişmekte olan ülkelerdeki riskleri arttırıyor arkadaşlar. Çünkü gelişmiş ülkelerde ekonomilerin canlanması enflasyonist bir ortam doğuruyor. Talep odaklı, çünkü orada enflasyon oluşuyor. Enflasyon da faizi getiriyor beraberinde. Bu ülkeler öyle ya da böyle ister istemez önümüzdeki dönemde faiz arttırımlarına gidecekler. Faiz arttırımı yaptıklarında gelişmekte olan ülkelerin faiz cazibesi daha da düşecek. Ya faizleri yukarıya doğru çekmek zorunda kalacaklar ya da paranın kaçmasına göz yumacaklar. Bu canlanma haberleri de bizim gibi ülkeler için büyük bir risk aslında. Ha, ihracatımız artmaz mı? Artmaz. Politik hatalar yapmaya devam ederseniz, uluslararası hatalar yapmaya devam ederseniz, Avrupa Birliği, Amerika sizin en önemli pazarlarınız, bu pazarları kaybedersiniz. Yarın öbür günde ihracatınızı da arttıramazsınız. Yurt dışından borç da bulamazsınız. Dolayısıyla sıkıntılarınız daha da büyür. Bakın, Moody's diyor ki Amerika ekonomisinde güçlü bir toparlanma bekliyoruz. Yavaş yavaş açıklamalar netleşmeye başladı. Yine IMF diyor ki küresel ekonomiyle ilgili tahminlerimizi yukarıya doğru revize ediyoruz. Yani ekonomi canlanacak ve büyüyecek. Küresel ekonomiden bahsediyoruz. Bu haberlerde yine hem dolar endeksinin yukarıya çıkma eğiliminin hızlanmasını hem de Amerikan hazine tahvillerinin yükselmesini beraberinde getiriyor. Bir başka konu, Amerika'da tüketici güven endeksi son bir yılın zirvesine çıkmış durumda. Bizdeki gibi değil oradaki tüketici güven endeksleri. Tüketici gerçekten ülkeye güveniyorsa diyor. Evet ya, güveniyoruz. Güvenmiyorsa da güvenmiyoruz diyor. Güvenmeye başladıysa bu eşittir tasarruftan yavaş yavaş vazgeçeceği anlamına gelir. Harcama pozisyonuna geçeceği anlamına gelir. Ve harcama yaptıkça da enflasyonist baskılar oluşmaya başlayacak. Fed de karar değişikliğine gidebilir önümüzdeki dönemde. Keza Avrupa Merkez Bankası yine çok ciddi bir değişikliğe gidebilir. Gerçi Lagarde diyor ki günlük değişimlerle çok fazla ilgilenmiyoruz. Biz trendin uzun vadeli değişimlerine bakıyoruz. Eğer ki uzun vadeli bir değişim olduğunu görürsek o zaman düğmeye basarız diyor faizle ilgili olarak. Bütün bu gelişmeler Türkiye için bir risk barındırıyor. Bakın, bir tarafta ekonomik riskler, dünyadaki ekonominin canlanması ile birlikte ortaya çıkabilecek gelişmekte olan ülkeler riski. Öbür taraftan Türkiye'nin kendi makroekonomik sorunları, ödemeler dengesindeki problemler, politik sorunlar, uluslararası sorunlar, kararlarla ilgili sorunlar, basiretsiz yönetim, istikrarsız yönetim, bütün bunlar bir araya geldiği zaman yine döviz üzerinde baskı oluşturuyor. Bir başka önemli konu da Rusya ile Çin'in bir araya gelmesi, Amerika ile Avrupa'nın bir araya gelmesi ve dünyada tekrar soğuk savaş mı başlıyor sinyallerinin konuşulmaya başlanması arkadaşlar. Bunu ben aylar öncesinden sizlerle paylaşıyordum biliyorsunuz. Kutuplaşmaya doğru gidiyoruz diyordum. Biden'dan sonra bu kutuplaşma daha da artacak diyordum.
bekliyordum. Nitekim öyle bir sürece doğru emin adımlarla ve hızlı adımlarla ilerliyoruz. Bu da bize uluslararası riskleri işaret ediyor arkadaşlar. Türkiye üzerinde de baskıların artabileceğini işaret ediyor. Ha bu bizim için bir fırsat olabilir mi? Yani biz bir taraf seçebiliriz ya da her iki tarafı idare ederek istediklerimizi rahatlıkla daha kolay alabiliriz diye düşünebilir miyiz? Hayır, düşünemezsiniz. Kimse size hiçbir şey yedirmez ve bu kadar çok riskiniz varken, bu kadar çok kırılganlıklarınız varken sizden taviz dışında başka hiçbir şey almazlar arkadaşlar. Amerika ısrarlı bir şekilde bekliyor. Katsa yaptırımlarının zor kısmını uygulamıyor. Avrupa Birliği şimdilik yaptırım uygulamıyor. Türkiye askıda tutuyor. Yarın Doğu Akdeniz'le ilgili biz herhangi bir adım atalım, nasıl arka arkaya büyük yaptırımlar yapmaya, uygulamaya başlayacaklar. Nitekim Avrupa Birliği açıktan söyledi. Dedi ki eğer ki Türkiye Doğu Akdeniz'le ilgili yanlış bir adım atarsa turist göndermeyiz. Finansal enstrümanlarımızı gözden geçiririz. Yani oraya yabancı yatırımcının gitmesinin önüne geçeriz. Aynı zamanda ekonomik bir takım yaptırımlar uygulamaya başlarız. Dedi ki bu da ihracat ithalatla ilgili yapılacak uygulamalar. Bunun yanına bir de Avrupa ile Amerika'nın eş güdümlü hareket edeceğini koyun. Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım uyguladığı zaman Amerika'da katsa yaptırımlarını sertleştirecek. Bu işin içinden çıkılamaz bir hal almamızı beraberinde getirir. Alın size döviz üzerinde bir baskı daha. Bütün bu tabloya baktığımız zaman rakamlar nereye gidebilir? Biraz da bundan bahsedelim isterseniz. Borsa 1395 seviyesinde, dolar 8.23-22'den işlem görüyor. Dolar endeksinde bir miktar geri çekilme var. O nedenle 8.30'lardan 8.20'lere gevşeyen bir dolar kuru görüyoruz. Yüksek ihtimal tekrar dolar endeksi hızlı bir şekilde yukarıya eğilimini devam ettirecek. Aynı zamanda Türkiye'nin riskleriyle birleşen dolar kuru 8.45'i aşıp 8.80'e doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edecek. Euro ve sterlinde de yine dolara paralel hareketler göreceğiz. Euro dolar paritesi yukarıya doğru hafif ivmelendi. 1.18'i zorluyor. 1.17.47 seviyelerinde. Acaba 1.18'i kırıp tekrar 1.20'lerin üzerine çıkar mı sorusunun cevabı hayır arkadaşlar. Muhtemelen buralarda kalacak ve sonrasında da çok hızlı bir şekilde önce 1.15'i sonrasında da 1.08'i deneyecek. Tahvil faizleri Türkiye'de %19.15 seviyesine gelmiş durumda. Altının onsu bakın tekrar 1700'ün kıyısına geldi. Dolar endeksinin geri çekilmesi, hazine tahvillerinin hafif geri çekilmesiyle birlikte altının onsu hemen yukarıya doğru ivmelenmeye başlıyor. Altın önümüzdeki günlerde muhtemelen tekrar 1700'ü kıracak ve 1800'e doğru yolculuğunu başlatacak. Petrol fiyatları da 63 dolar seviyesine kadar gevşemiş durumda. Hem petrol kanadında, hem euro dolar kanadında, hem de dolar kanadında bu seviyelerin çok geçici olduğunu düşünüyorum. Dolar endeksinin de aşağı eğiliminin sadece bir düzeltme olduğunu düşünüyorum. Tekrar dolar endeksinde çok hızlı bir yukarıya hareketle birlikte Türkiye'de de Türk lirasının kaybının devam edeceği kanaatindeyim. Yani dolar yükselmeye devam edecek. Petrolde ise tehlike sinyalleri geliyor. Her ne kadar toparlanacak, ekonomi toparlanıyor açıklamaları gelse de bir yandan da pandemi meselesi var, korona meselesi var. Korona ile ilgili tehlike süreci devam ettiği sürece ekonomik toparlanma ile ilgili açıklamalar kuşku yaratıyor. O nedenle de petrol fiyatlarının yükselişi kalıcı olmuyor ama çok sert düşüş hareketleri gelebilir. Goldman Sachs'ın bu açıklamasını bir kez daha hatırlatayım. Goldman Sachs diyor ki Türkiye Nisan enflasyonu %18 gelirse merkez faiz indiremez. Merkez politik nedenlerle faizi de arttıramaz arkadaşlar. Peki sabit bırakırsa ne olur? Sabit bırakırsa da kur hızlı yükseliş eğilimini devam ettir. Faiz indirmeye kalkarsa zaten kuru kimse tutamaz. Onu da söylemiş olayım. Gram altın mı? Gram altın hem altın onsun yükselişine bağlı olarak hem de doların yükselişine bağlı olarak hızlı bir şekilde tekrar kendisini 500 liranın üzerine atacak ve gümüş de yine paralel bir yükseliş eğilimiyle yukarıya doğru gidecek. Bu videom da sonuna geldi. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.